Avengers'taki süper kahramanların hepsi bir patlama sonrasında hayatını kaybetti. Bu olayın üzerine dünyayı korumak için yeni süper kahramanlar bir araya geldi. Koruyucular adlı bu süper kahraman ekibinde bir karınca adam, hayalet tren adam, yarı timsah yarı robot olan timsah bot yer almakta. Ancak bu ekibin dördüncü bir isme ihtiyacı var. Yapılan araştırmalarda ekibe girmen için en uygun aday olduğun belirlendi ve seni yeni çıkılacak görev için uzay istasyonuna davet ettiler. Senin süper gücünse her türlü zorlu problemi ve matematik sorununu çözüyor olman. Çıktığınız bu macerada kötü bir kahraman tarafından tuzaklarla dolu bir odaya kapatıldınız. Bu tuzaktan kurtulmanın tek yoluysa duvarda yazılı olan matematik sorusunun cevabını vermek. Dünyayı kurtarmak senin ellerinde. Bakalım bu soruya doğru yanıt verebilecek misin? Matematik sorusunun cevabı 8'dir. Bu sonuca ulaşmak için dinozorlara 5, balıklara 3, karideslere ise 1 rakamını verebilirsin. Çok sıcak bir yaz gününde dedektif arabasıyla otoyolda ilerlemekteymiş. Tam bu sırada otoyol kenarında otostop çeken bir kişi görmüş ve onu almaya karar vermiş. Otostop çeken kişi dedektife 2 saattir otostop çektiğini, sonunda bir kişinin durduğu için çok mutlu olduğunu ifade etmiş. Dedektif ise bunun üzerine şu an banka soyguncularının peşinde olduğunu söylemiştir. Arabaya binen kişi elinde duran çikolatasından bir parça almış ve polise soyguncuları gördüğünü ve bu yoldan geri gitmesi gerektiğini söylemiş. Ancak dedektif bu adamın soyguncularla birlikte olduğunu anlamış ve polis karakoluna götürmüştür. Peki ama neden? Çünkü size sorunun başında olayın çok sıcak bir yaz günü yaşandığını söylemiştik. Eğer ki arabaya binen bu adam gerçekten de 2 saat boyunca yol kenarında beklemiş olsaydı, bu sıcakta çikolatasının erimesi gerekirdi. Bu ipucunu yakalayan dedektif, bu adamın suçlulardan bir tanesi olduğunu anlamıştır. Issız bir çölde tek başına yürüyorsun. Yanında sadece birkaç saat yetecek kadar su bulunmakta. Yardım bulmak ve hayatta kalmak için sana birkaç seçenek sunuyoruz. Üstündeki kıyafetleri çıkararak vücut ısını düşürmek, su bulana kadar çölde gezmek, bir ağacın altında yardım gelene kadar beklemek. Bu üç seçenek arasından hayatta kalmak için hangisini seçersin? Eğer ki su aramaya çıkarsan, güneş ve yüksek sıcaklık seni bayıltabilir ve su bulamadan hayatını kaybedersin. Eğer sıcak olduğu için kıyafetlerini çıkartırsan, güneş ışınları vücuduna direkt temas edecektir ve bu yüzden güneşten daha çok etkilenerek daha çok susuz kalacaksın. Bu durumda yapabileceğin en iyi şey bir ağaç bularak onun gölgesinde akşama kadar beklemektir. Çünkü akşamları çöllerde hava sıcaklığı düşmektedir. Böylece akşam serin saatlerde rahatça yardım bulmak için yola çıkabilirsin. Üniversite okumak için şehir dışına giden Esra, yeni taşındığı bu şehirde ucuz olduğu için yurtta kalmaya karar vermiş. Üniversite kampüsünün içinde 4 kişilik bir odaya çıkan Esra, odasındaki arkadaşlarıyla hiç anlaşamamaktaymış. Üniversite başladıktan sonra şehir dışından Esra'nın annesi ziyarete gelmiş. Bir hafta boyunca yurtta kalan bu kadın giderken Esra'ya para bırakmış. Parasını komodinin üzerinde duran kitabın üzerine bırakan Esra, odadan birkaç dakikalığına ayrılmış. Odaya geri döndüğünde ise paranın yerinde olmadığını fark etmiş. Bu yüzden de arkadaşlarını sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli Berna tüm gün dışarıda olduğunu ve yeni geldiğini, ikinci şüpheli Aslı o sırada duşta olduğunu, son şüpheli Ceren ise kitabını ödünç aldığını, parayı da komodinin orta çekmecesine koyduğunu söylemiştir. Peki parayı çalan kişi kimdir? Parayı çalan kişi Ceren'dir. Çünkü ifadesinde parayı komodinin orta çekmecesine koyduğunu söylemiştir. Fakat dikkat ederseniz bu komodinin sadece tek bir çekmeceye sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede Ceren'in yalanı ortaya çıkmıştır. Birbirine tıpatıp benzeyen kedi emojilerinin yer aldığı bu resimde senden farklı olan emojinin nerede olduğunu bulmanı istiyoruz. Hazırsan süren başladı.
farklı olan kedi emojisi en alt sırada yer almakta. Yine birbirine tıpatıp benzeyen emojilerin yer aldığı bu resimde bir emoji diğerlerinden farklıdır. Bakalım farklı olan emojiyi bulabilecek misin? Diğerlerinden farklı olan emoji en sağ sütunda yer almakta. Sadece en keskin gözlerin görebileceği bu emojide ise senden bir kez daha farklı olan emojiyi göstermeni istiyoruz. Süren başladı. Farklı olan hamburger emojisini senin için gösterdik. Gözlerini test etmeye devam edelim. 1'den 50'ye kadar sıralanan bu resimde eksik bir sayı bulunmakta. Bakalım eksik sayının kaç olduğunu bulabilecek misin? Resimde eksik olan sayı 14'tür. Dikkat ve matematik yeteneği en üst kişilerin hemen cevap verebildiği bu bulmacada yapman gereken eksik sayının kaç olduğunu bulmak. Hazırsan süren başladı. Eksik olan sayı 20'dir. Gözlem yeteneğini test etmeye devam ediyoruz. Bu karelerden bir tanesinde diğerlerinden farklı bir şey var. Farklı olan kareyi bulman için süren başladı. Farklı olan kare elmanın bulunduğu karedir. Bu resimde bir kez daha farklı olan kareyi bulmalısın. Hazırsan süren başladı. Portakallardan oluşan bu resimde farklı olan kare, limonun bulunduğu karedir. Üzümlerden ve limonlardan oluşan bu matematik probleminin cevabı kaçtır? Düşünmek için sana verdiğimiz süre başladı. Meyvelerden oluşan bu matematik sorusunun cevabı 15'tir. Bunun için üzüme 3, limona ise 5 sayısını vermelisin. Karşında bir kez daha zorlu ve bir o kadar eğlenceli olan matematik problemleri yer almakta. Bakalım bu soruya sınırlı süre içerisinde doğru cevap verebilecek misin? Bu problemde ise portakala 7, kiraza ise 1 rakamını vermelisin. Böylece 7 cevabını kolaylıkla bulacaksın. Bu iki resim arasında da tek bir fark bulunmakta. Peki ama bu tek fark nerededir? İki resim arasındaki tek fark en soldaki çörekte bulunmakta. Patron Bebek adlı çizgi filmden alınmış olan bu iki resim arasında da tek bir farkımız bulunuyor. Peki ama bu fark nerede? İlk resimde arkada yastık varken ikinci resimde yoktur. Peki sıradaki resimler arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İki resim arasındaki tek farkı senin için gösterdik. Geldik son soruya.
Uçurumun kenarından sarkan bu kadın bir eliyle 3 aylık bir bebeği tutarken diğer eliyle ise 6 yaşındaki bir kız çocuğunu tutmakta. Uçurumun yüksekliği 4 metre ve aşağıda da deniz bulunmakta. Bir süre sonra kadın yorulmaya başlıyor ve hem kızı hem de bebeği aynı anda tutamıyor. Eğer ki bebeği seçerse bebekle evine dönecek. Eğer ki kızı bırakırsa küçük kız 4 metre yükseklikten denize düşecek. Küçük kız maalesef yüzme de bilmemekte. Peki bu durumda kadının yapması gereken en mantıklı şey hangisi? Kadın tek eliyle ne bebeği ne de kızı yukarıya çekebilir. Bu durumda birini bırakmalı ve iki eliyle tuttuğu şeyi çekmeli. Öncelikle kadın ilk önce kızın elini bırakmalı ve kız denize düşmelidir. Daha sonra bebeği yukarıya doğru çıkartıp hemen suya atlamalı. Böylelikle kızı boğulmaktan kurtarır ve geri dönüp bebeği de alabilir. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.